Merhaba sevgili seyirciler. Yakın plana başlıyoruz. Bugün doktor öğretim üyesi Çetin Polat hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca aramızda öğrenci arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Kısaca kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Kaya Sarıkaya, muhasebe 2. sınıf öğrencisiyim. Seren Nur Çırpan, iktisat öğrencisiyim. Çok teşekkürler. Bugün yakın planda açık öğretim sistemi iktisada giriş İki ders kitabımızın birinci ünitesinde yer alan makro iktisadın temelleri konu başlığına odaklanacağız. Umuyoruz ki bu konuyla ilgili siz değerli öğrencilerimize iktisata dair geniş bir perspektif sunmuş olacağız. Başlıklarımız şunlar. Makro iktisadın kapsamı, makro iktisadın amaçları, üretim düzeyi ve ekonomik büyüme ile makro iktisat ilişkisi, son olarak işsizlik ve istihdam. Fiyat istikrarı ve enflasyon kavramları ne anlamlara gelir? Bu konuda sınavlarda karşımıza nasıl sorular çıkar? Ayrıca makroekonominin önemli çalışma alanlarından olan dış ekonomik ilişkilerin kapsamı nedir? Makroekonomik değişkenler arasında nasıl bir etkileşim vardır? Hepsini bu programda göreceğiz. O zaman fazla uzatmadan dersimize başlayalım. Öncelikle ben soru sorarak başlamak istiyorum Çetin buyurun, Hocam. Buyurun hocam. Şimdi sorumuz aslında şu. Makro ve mikro iktisadın farkları nelerdir? Makro iktisadın kapsamından böyle kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi tabii dersimiz iktisada giriş 2 dersi. Öncesinde yani güz döneminde iktisada giriş 1 dersini görmüştük. Hepsine iktisada giriş dersek iktisada giriş 1 mikro konular içeriyordu. Yani tüketici, üretici, firma, işte kar, zarar, piyasa, piyasa yapısı, endüstri gibi bir takım kavramları, yani ekonomideki küçük birimleri analizini yapar, ekonomik davranışlarını inceler mikro iktisat. Makro iktisat ise ekonomi bir bütün olarak ele alır. Yani işsizlik, enflasyon, gayri safi milli hasıla, ihracat, yani dış ticari ilişkiler gibi baktığımız zaman, büyüme gibi kavramlara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Bütün ekonomiyi. Çünkü söylediğimiz kavramlar ekonominin genelini ilgilendiriyor. Dolayısıyla ikisi arasında, mikro ile makro arasındaki fark bu. Birisi bireysel tüketici, üretici gibi bireysel ekonomik birimlerin davranışlarını inceler, onunla ilgili sorunları araştırıp çözüm bulmaya çalışırken, makro iktisat ise ekonominin genelini ilgilendiren kavramları, sorunları inceler ve onlarla ilgili çözümler arar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Arkadaşlar sizlerin sorusu var mı? Yani şu anda yok. Gördüğümüz kadarıyla mikro küçük ölçekli, makro ise büyük ölçekli bir kapsamı var. Kesinlikle öyle. Yani kapsam alanları detay o şekilde. Aynen. Adlar da aslında veriyor isimlerde. Mikro, yani, makro şeklinde evet. Düşünebiliriz. Hocam kaldığımız yerden isterseniz siz devam etmek istediğiniz bir konu şimdi varsa. Şimdi tabii burada iktisada giriş, özellikle bu ilk ünitemiz aslında tüm kitabın küçük bir özeti gibi. Küçük bir özeti diyorum çünkü orada kullanacağımız kavramlar, yani burada anlattığımız şeyler aslında diğer bölümlerde, diğer ikinci bölüm, yani ünite 3, 4, 5, 8'e kadar gidiyor biliyoruz üniteler. Hepsinde ayrıntılı olarak inceleniyor. Biz bugün ilk çalışmamızda bunların bir özetini ve tanımını yapacağız. Şimdi baktığımızda makro iktisadın, yani iktisada giriş 2'de incelenen alanlara baktığımız zaman 3 mertebede, 3 derecede inceleyeceğiz. 1, devletin ve dış alemin, yani uluslararası ekonomik ilişkilerin olmadığı durum. 2, devletin olduğu ekonomi dışa kapalı, yani uluslararası ticari ilişkiler yok. Son olarak da, yani hep çalışmalarımıza, anlatımlarımıza bu şekilde genişleterek gideceğiz. Dış ticari ilişkilerin, yani uluslararası ekonomik ilişkilerin olduğu durumda, yani dışı açık bir ekonomide gerçekleşme nasıl olur, onu inceleyeceğiz. Bakın burada kitabımızda da aldığımız bir ne diyelim, akış diyagramı, diyagram şeklinde söyleyebiliriz. Öncelikle devletin ve dış alemin olmadığı, yani şu ilişkiye bakarsak, ne yaptı? Hane halkı, hatırlayın, iktisada girip bir de anlatmıştık. Neydi bunlar? Üretim faktörlerinin sahibiydi. Emek, sermaye, toprak. Bunun sahibiydi.
ne yaparlardı? Tüketim gerçekleştirirlerdi. Amaçları tüketimleri sonucunda faydalarını maksimum kılmaktı. Amaçları buydu. Bu üretim faktörlerini firmalara kiraya verirler. Karşılığında elde ettikleri gelirle işte firmaların üretmiş olduğu mal ve hizmetleri satın alarak tüketim gerçekleştirirler. Ha, tüketimlerinden fazla kazanmışlarsa tasarruf ederler. Firmalara baktığımız zaman firmalar da neydi? Hatırlayalım iktisadı. Kâr maksimum. Evet, iktisada giriş birden hatırlayalım. Evet. Üretimi gerçekleştiren ekonomik birimdi. Amacı kâr maksimum. Senin de söylediğin gibi kâr elde etmek ve kârı en üst düzeye çıkarmak. Bunu yaparken de hane halkından ne yapar? Üretim faktörlerini kiralarlar. Bakın, üretim faktörlerini kiralıyorlar ve karşılığında ödeme yapıyorlar. Ne ödemesi yapıyorlar? Emek istihdam ettiği için ücret ödemesi. Sermaye aldığı için hane halkından tasarruflarını alıyor ya, onları başka bir dersimizde inceleyeceğiz. Ne yapıyor? Onlara faiz ödemesi yapıyor. Rant dediğimiz ödemeyi de onların topraklarını kullanma, toprak üretim faktörü kullanma karşılığında yapmış olduğu ödemeler. Ha, bunlar firmaların maliyetlerini oluşturuyor. Maliyet ortada, üretim gerçekleşti, mal üretildi, hane halkına satılması gerekiyor. Ama şu anda ne yapıyor? Sadece devletin olmadığı ve dışı kapalı bir ekonomi için söylüyoruz bunu. Firmalar ne yaptı? Bu malları ve hizmetleri hane halkına sattı. Peki nasıl sattı? İşte maliyetlerin üzerinde, hani kâr elde edecek, kâr nedir? Gelirle, firmaların geliriyle giderleri arasındaki pozitif faktör diyoruz. İşte onun için uğraşıyor. Ne yaptı? O pozitif farkı yaratabilmek için maliyetin üzerine kâr payını koydu, fiyatı belirledi. Birim fiyat, kârdan bahsediyoruz. Sonra da kârını. Peki bu elde ettiği kârı ne yapacak? Tabii ki yeni yatırımlar için kullanabilir. Farklı amaçlarla da kullanılabilir. Ama onlar başka, dersimizde inceleyeceğiz. Ha, şimdi gelelim ikinci dereceye. İkinci derecede devleti de dahil ediyor. Ama dışa kapalı. Devlet var, şu anda dış alem yok. Ha, devlet girdiği zaman işin içerisine. Devlet neydi? Devlet ülkede, tabii ki ekonomik, hatırlayın iktisada giriş birden yine. Ekonomik sisteme göre devletin konumu değişiyordu. Şimdi konumuzu oraya dağıtmayalım. Devlet ne yapardı? En önemli faaliyeti vergi toplamak. Vergiyi niye toplar devlet? İşte halkının refahını üst düzeye, amacı budur. Halkının refahını üst düzeye çıkarmak. Burada da ne yapacak? Bir takım kamu hizmetleri yerine getirecek. Sağlık, işte eğitim, bir takım altyapı hizmetleri, yol, köprü, baraj, bir takım altyapı, kayıtlar tutuyor, nüfus sayılıyor, insanların bir takım bürokratik işlemleri devlet tarafından gerçekleştiriliyor, bunun kayıtları, güvenlik, iç güvenlik, dış güvenlik, adalet, bakın çok kapsamlı. Bunların maliyeti nasıl karşılanıyor? İşte firmalardan ve halktan toplanan vergilerle sağlanıyor. Vergilerle. Tabii devlet hane halkından üretim faktörlerini kiralayabilir, ayrıyeten hizmet alır. Onların mülklerini kiralayabilir. Onlardan tahvil, hazine bonosu gibi borçlanma araçlarıyla halktan borçlanabilir. Bunlar yine dediğim gibi başka dersin konusu. Devlet firmalardan mal ve hizmet alır. Alabilir. Evet. Yani ihaleler yapılıyor, hatırlayın. Ve amacı kamu hizmetlerini yerine getirmektir. Şimdi gelelim üçüncü düzeye. Üçüncü düzeyde artık dış alemde işin içerisinde. Yani artık dışı açık bir ekonomi. Hane halkı var, firmalar var, devlet var, hane, dış alem var. Şu anda yaşadığımız durum. Dış alem dediğimiz zaman da uluslararasını düşünüyoruz. Ne yapıyoruz uluslararası ekonomik ilişkilerde? İthalat, ihracat, ithalat, mal ihracatı, hizmet ihracatı, ithalatı. Yani turizm de bir ihracat, eğer gidiyorsak ithalat. Yani uluslararası ekonomik ilişkiler düşünülür. Ne yapar hane halkı? İthal mallarını ödeme yapabilir. Bakıyoruz dış açık ekonomilerde bu bir gerçek, ithalat var. Nereden? Dış alemden. Firmalar ne yapabilir? Yurt dışına mal satabilir, ihracat. Yurt dışından faktör, üretim faktörü ithal edebilir. İthal girdi. Bunu kastediyoruz. Ve devleti de düşündüğümüz zaman devlet de bir takım ülkesinin dışa karşı uygulayacağı kuralları belirler. Gümrük vergisi alacaksa gümrük vergisi alır. Dış alemden söz ediyorum. Kota uygulayacaksa kota. Bunu birinci dersimizde, iktisadi giriş 1'de incelemiştik. Gibi uluslararası ilişkileri belirler. Şeklinde kısaca özetleyebiliriz.
Evet, şimdi iktisadın kapsamından herhalde değil mi? Yani makro iktisadın kapsamından. Şu anda aslında genel bir ülke ekonomisinde nasıl çalışıyor kısaca görmüş olduk. Şimdi amaçları peki o zaman amaçlarıyla ilgili neler diyebiliriz? Makro iktisadın amacı ne demiştik? Ülkenin genel ekonomik sorunlarını çözmek. Bir amaç da olabilir. Yani sorun değildir. Amaç nedir? İşte büyümek. Daha çok gelir. Yani bu sorunları çözmek amacı gerçekleştirmek için uğraşır. Peki bu amaçlar nedir? Aslında bu amaçları nerede görüyoruz biliyor musunuz? Bu amaçları aslında seçimlerde çok iyi görüyoruz. Seçimlerde işte siyasi parti liderleri çıkar. İşte ne der? Büyüyeceğiz. Gelirimiz artacak. İşsizliği çözeceğiz. Enflasyon olmayacak gibi. Ha bunlar aslında bir yerde neyi çiziyor biliyor musunuz? Makroekonominin amaçlarını ortaya koyuyor. Bakın birincisi ne? Üretim düzeyi ve ekonomi. Yani üretim düzeyi nedir? Bir ölçümü biraz sonra anlatacağız ama o ülkenin üretim gücünü ortaya koyar, üretim düzeyi. Bu ülke ne kadar üretiyor? Ne kadar mal ve hizmet üretiyor? Bu üretim düzeyi o ülkenin aslında ekonomiden bahsediyoruz. Gelişmişlik, ekonomik büyüklük. Bir ülke ne kadar ekonomik olarak büyük olursa o kadar halkına çok refah dağıtabilir, gelir dağıtabilir. Ekonomi büyüdükçe insanların gelirleri büyür. O ülkeyi düşünelim. İnsanlar daha çok harcayabilir, daha çok mal ve hizmet alır. Hani insanları hane halkı olarak nitelendirmiştik. Diyagramımızın içerisinde ne yapar hane halkı? İşte tüketimi gerçekleştirir ve faydasını maksimum kılar. İşte insanlar istediği kadar, istediği gibi mal ve hizmet tüketebiliyorsa o durumda refahları yukarıya gelecektir ki onun kaynağı da işte üretim düzeyidir. Üretim düzeyi artıyorsa ekonomi büyüyor demektir. Ekonominin büyümesi de insanlara refah olarak yansıyacaktır. İnsanların daha çok mal ve hizmet tüketmesi, daha üst refah düzeylerine, daha üst yaşam standartları ulaşması demektir. Ama dersimizin sonunda da, bu bölümümüzün sonunda da bahsedeceğiz. Aslında ekonomik büyüme bir şeyin garantisi değil. Onu da anlatacağız. Peki, buyur kardeşim. Hepsi birbiriyle denklemli öyleyse hocam. Tabii ki. Zaten ben hep şunu söylerim derslerde de anlatırken. Bir ekonomi insan gibidir. İnsan gibidir. İnsan hastaysa tedaviye ihtiyacı var. Ekonomi de hastaysa işte bu makroekonomik sorunlar var demektir. Onların çözülmesi gerekir. Hepsi birbiriyle ilişkili. Birini çözdüm. Bitmiyor. Hasta iyileşti veyahut ekonomi iyileşti değil. Hepsi kombine bir şekilde eş anlı ilerler. Bir sorun diğerini beklemez. Onun için sorunların hepsi eş anlı güdür. Burada konumuza tekrar dönecek olursak ekonomik büyüme İki şekilde gerçekleşir. Bir, üretim faktörleri artarsa. Yine iktisada giriş bire atıf yapacağım. Orada üretim imkanları eğrisi vardı. Hatırlayın orijine göre hiç ülke. O sağa kaydığında ekonomi büyümüş oluyordu. Burada da ekonomi büyümenin, orada da söylemiştik, kaynağı nedir? Üretim faktörlerinin sayısının, miktarının artması. Nüfus arttı. İş gücü arttı demektir. İşte yeni fabrikalar yatırım yapıldı. Yeni fabrikalar oluşturuldu. Bu sermayenin büyüdüğünü gösterir. İşte toprağın daha ekilmeyen topraklarımız ekilme. Tabii ki burada insan sayısı arttı, fabrika sayısı arttı, topraklarımız sayısını artıramıyoruz. Sınırlarımız belli. Ama ne yapabiliriz? Bakın teknoloji. Onların verimliliğini artırabiliriz. Yani büyümenin iki kaynağı var. Üretim faktörlerinin sayısının artması. Bir de verimliliğin artması. Verimliliğin artmasının en önemli iticisi, etkeni ise teknoloji olarak söyleyebiliriz. Evet, yani anladığımız sayısı ne kadar yükselirse yükselsin, yani nicelik ne kadar artarsa artsın, nitelik ortada olmadığı... Teknoloji bunu, verimlilikle destekleniyor bu. Nitelikli bir şey olmadıktan sonra aslında onun artması da mümkün değil. Yani o üretimin de muhakkak aslında nitelikli bir üretim olması. Tabii burada artış önemlidir. Ama artışın katlanarak gitmesi, bu da teknolojiyle verimliliği artırmakla olur. İnsan sayınız aynıdır. Belli bir insan gücüyle rastgele söylüyorum 2 birim üretim gerçekleştiriyorsun ama teknolojik ilerleme sağlandığında o belli bir insan gücüyle daha çok 5 birim, 10 birim üretim sağlayabiliriz. Bu da verimlilikle oluyor.
Şimdi başka bir konuya geldik. Aslında öğrenci arkadaşlarımızın daha çok ilgi duyduğu bir alan. Çünkü mezun olduktan sonra ne yapacağız kaygısıyla onlar daha çok yaşıyor. İşsizlik ve istihdam. Evet. İşsizlik ve istihdamla ilgili söyleyeceklerimiz nelerdir hocam? Tabii şimdi en önemli makro iktisadi sorunlardan birisi işsizliktir. Yani bir ülkede insanlar çalışıyorsa, yani işsiz değilse, gelir elde ediyorlarsa o insanlar hayatlarını idame ettirebilir ve hayata daha olumlu bakabilir. Şimdi önce bir kavramlardan gelelim, sonra oraya geçiş yaparız. İşsizlik, öncelikle istihdam kavramından bahsedip etmemiz gerekiyor. İstihdama iki şekilde yaklaşım gerçekleştirebiliriz. Bir geniş anlamda, bir dar anlamda istihdam. Şimdi size bir soru sorulsa, dense ki istihdam nedir? Aklınıza ne gelir? İş gücü. Hani. İş gücü gelir değil mi? İşsizlik, evet. İşte İşkur veya TÜİK istihdam verimlerini açıkladı deyince hemen neyi görürüz? Haberlerin arkasında işte şu kadar işsiz var, şu kadar kişi işe alındı, şu kadar sıkıntılar var gibi veyahut olumlu şeyler söyleyecektir. İstihdam geniş anlamda üretim faktörlerinin üretime dahil edilmesidir. Neydi üretim faktörleri? Emek, sermaye, toprak. Bunların hepsini içerir. Üretim faktörlerinin üretime dahil edilmesidir. Ama şimdi biraz önce bahsettiğimiz istihdam yaklaşımı ise dar anlamlıdır. Yani iş gücü piyasasını içeren, yani iş gücünün üretime dahil edilmesi dar anlamda istihdamı ifade eder. İşte burada iş gücü piyasasına gelirsek, iş gücü nedir? İş gücü o ekonomideki çalışma kabiliyetinde olan ve çalışma isteğinde olan nüfusu ifade eder. İşte çeşitli kurumlar vardır. Der ki 15-65 yaş arası nüfus çalışabilir nüfustur. Yani bu iş gücünü belirler. Dolayısıyla hani bazı kurumlarda bu değişebilir. Bazıları biraz yukarıya çekebilir, aşağı çekebilir. Ama bu nüfus çalışma yeteneği kabiliyetinde olan, yani herhangi bir özel durumu olmayan, işte engelli vatandaşlar, işte mahkumlar diyelim, onu bir kelime bulamadım. O tür sıkıntılar yoksa, yani çalışmaya engel bir durum olmayacak ve çalışma isteğinde olacak. İşte bu nüfus iş gücünü ortaya koyacaktır. İşsizlik ise işte bu nüfus içerisinde çalışma istek kabiliyetinde olup cari ücret düzeyinde de çalışmayı kabul edip iş bulamayanlara işsiz diyoruz. Bunların oluşturduğu duruma, bunların toplamına da işsizlik diyoruz arkadaşlar. Tabii işsizliğin olması sıkıntılara sebep olacak. İnsanlar gelir elde edemez. Gelir elde edemeyen insanların hayatla ilgili sıkıntıları olur. İşte psikolojik sorunlar, sosyolojik sorunlar, bakıyoruz etrafımızda yaşanan adli vakalar. Aslında biraz ötesine gittiğimizde ekonomik, biraz daha ötesine gittiğimizde işte işsizlik, gelir olmaması gibi sorunların temel faktör olduğunu görüyoruz. O yüzden de işsizlik önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki işsizlik nasıl hesaplanır? İşsizlik nasıl hesaplanır? Ondan bahsedelim. İşsizlik oranı dediğimiz bir oran var. Bir ekonomideki işsizliği o oranla belirlenir. Peki işsizlik oranı nedir? İşsizlik oranı işsizlerin sayısı, yani biraz önce bahsettiğimiz çalışma yeteneğinde, kabiliyetinde olan, çalışmak isteyen ve cari ücret düzeyini kabul eden nüfusun iş gücüne, toplam iş gücüne, hani örnek vererek söylemiştim. Hani bazı kurumlar der ki 15-65 yaş arası nüfus. Demiştik ki işte çalışma yetenek ve kabiliyetinde olan nüfusu ifade eder demiştik. İşte iş gücü, işsiz sayısını iş gücüne böldüğümüzde bu oran, diyelim ki rastgele söylüyorum, %3 çıktı. Bu ne demektir? Çalışabilir nüfusun, iş gücünün %3'ü, diyelim ki 100 iş gücü sayısı 100 olsun. Bunun demek ki 3 tanesi iş bulamamış, işsiz şeklinde söyleyebiliriz. Burada önemli noktalardan birisi şu arkadaşlar. Bir de şöyle şu insanlar var. Ben çalışmak istemiyorum. Çalışmak istemiyorum. Biz acaba bunu işsiz kabul edecek miyiz? Evet, ekonomi onu işsiz kabul etmiyor.
ekonomi bilimi onu işsiz kabul ediyor. Neyi işsiz kabul ediyor? Ben çalışmak istiyorum. Tamam. Yeteneğim var, eğitimim var, kabiliyetim var. Bu ücreti de kabul ediyorum. Bakın aslında ekonominin temel sorunu bu. Ha ben çalışmak istemiyorum. Param var, ailem bana bakıyor, gelir sağlıyor. Aslında teorik olarak o da işsiz. Biraz önce işsizlik tanımını yaptık ya. Teorik olarak evet. O da işsiz. Ama tercih ben yani. Hani devlet çalışmak isteyene, istemeyene ne yapabilir? Ha çalışmak isteyenin sorununu çözmek önemli. Keşke onlar da ben katkı sağlayayım şeklinde düşün. Ama teorik olarak o kişiler de işsiz kapsamına girir. Zaten bu kişileri belirlemek çok zor değil mi? Tabii ki. Yani sormak lazım. Yani evet. Evet İşkurum muhakkak bununla ilgili belli çalışmaları vardır ama. Bugüne kadar biri gelip bize sormamıştır. Çalışmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Evet. Şimdi burada ayrımı şöyle yapayım. İrade işsizlik, gayri irade işsizlik. İşte irade işsizlik biraz önce söylediğimiz çalışmak istemiyorum. Ücreti beğenmiyorum. Ben bu işte çalışmam. Bakın bunlar gayri irade işsizliktir. Çalışırım ama bu işte çalışmam. Bakın çalışma isteği var. Şimdi gayri irade işsizliği. Çalışırım ama bu ücreti kabul etmiyorum. Bu gayri irade işsizlik içerisinde sayılır. İrade işsizlik ise çalışmak istiyorum. Yeteneğim, kabiliyetim, uzmanlığım, eğitimim var. Ama anladım. İş bulamıyorum. Bu irade işsizliktir. Bir böyle bir ayrım yapabiliriz. İşsizlik tabii çok işsizlik kavramı var. Biz bunlarda mevsimlik, konjonktürel, yapısal, gizli ve friksiyonel işsizlik üzerinde duracağız. Mevsimlik işsizlik, bunu çok sık duyuyoruz. Mevsime bağlı olan, yani yılın içerisinde belli dönemlere bağlı olan işsizlik. Evet. Tarım nedir? Genelde yaz ayları, baharla birlikte işte ekim, dikim başlar. Yazın hasat, yani bölgeye göre bunların sayısı artabiliyor. İki ürün alabiliyor, üç ürün alınabiliyor. Neyse onlar politikadır. Sonuçta mevsime dayalı, işte turizm sektörü, tarım sektörü gibi belli dönemlerde iş gücünün yüksek olduğu, işe alımın, çalışma sürecinin yüksek olduğu, belli dönemlerde ise işsizliğin büyük oranlara ulaştığı kesimlerde, sektörlerde bunu görebiliyoruz. Tarım, işte yazın çalışır, kışın ne yazık ki. İşte inşaat sektörü, yazın daha yoğun bir faaliyet vardır ama kış aylarında hava şartlarının elverişli olmaması dolayısıyla insanlar işsiz kalabilir. Turizm sektörü aynı o şekilde. Bu işsizliğe girer mi hocam? Efendim? Hani bu bahsettiğimiz... Tabii ki işsizlik. Buna mevsimlik işsizlik diyoruz. Buna mevsimlik işsizlik. Tabii ki işsizlik bu. O insanlar kışın da çalışmak isteyebilirler. Evet. Ama uzmanlıkları, alanları itibariyle işte bir turizm personeli düşünün. Bir inşaat personelini düşün ya da bir tarım personelini düşün. Gelin konjonktürel işsizlik, bu da ekonomi zaman zaman. Ekonomi, bütün ekonomilerde bu yaşanır, bazen daralmalar yaşanır. O daralma sürecinde insanlar, üretim azalır. Üretimin azalması bazı iş kesiminin işsiz kalmasına sebep olur. İşte bu tür işsizliğe konjonktürel işsizlik diyoruz. Tekrar o daralmadan çıkıldığında ise tekrar üretim artar ve işsizlik ortadan kalkar. Bunları işleyeceğiz. Bakın ne demiştik? Bu konuların hepsini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Yapısal işsizlik ise adından da alışıldığı gibi ekonominin yapısından kaynaklanır arkadaşlar. Ne demek yapısından? İşte bazı ürünlere ihtiyaç gelecek süreçte ortadan kalkabilir. İşte ben çok iyi ayakkabı tamircisiyim. Hani ayakkabı ihtiyaç kalkmaz ama teknoloji gelişmiştir. Oradaki durum aslında... Teknolojik işsizliği de bunun içerisine sokabiliriz. İnsanlar uzmanlıkları itibariyle teknolojiye uyum sağlayamadıklar. Bakın yapıdan söz ediyor. Evet. Ne oldu? İşsiz kaldılar. Ben çok iyi bakır ustasıyım. Çok iyi bakır mutfak malzemesi yaparım. Ama alüminyum kaplar çıktı. Arkasından işte emaye kaplar çıktı. Çelik kaplar. Ben ama bakır ustasıyım. Ne oldu? Ben onu yapamam ki. Bakın işte yapı, yani mal ve hizmetlere olan talepteki değişmeler ve teknolojideki değişmeler insanların iş alanları itibariyle eskimelerine sebep oluyorsa. Otonomiyi de aslında buna sokabiliriz. Ortadan, tabii ki otomasyon, tabii, teknoloji, ona teknolojik işsizlik diyoruz zaten. Ekonomi, üretimde otomasyonun artması, otomasyon nedir? İnsan yerine, emek gücü yerine makine gücünün. Sermaye gücünün konması demektir. Dolayısıyla nedir? Burada bir teknolojik işsizlikten bahsediyoruz.
Gelelim gizli işsizliğe. Aslında adından da anlaşıldığı gibi ortadaki işsizlik yok. İşte sorunlarda, önemli sorunlardan birisi de budur. Peki bunu nasıl tespit edebilirsin? Bir üretim kolundan, diyelim ki 100 kişi çalışıyor ve 10 bin ton X ürününden üretiliyor. Ben o iş kolundan 10 kişiyi işten çıkardım. Yine üretim 10 bin tonsa, yani üretim hacminde bir azalma olmuyorsa, o sektörde, o üretim kolunda gizli işsiz var demektir. Yani tamlayacak olursak, üretim kolundan belli bir miktar iş gücünü çektiğimizde, eğer üretim hacminde bir daralma olmuyorsa, azalma olmuyorsa, o üretim kolunda, o üretim alanında gizli işsiz var demektir. Diğer bir tanımız friksiyonel işsizlik. Yani diğer adı da geçici işsizliktir. Bu ne demektir? Ekonominin içerisinde insanlar bazen şehir değiştirebilirler. Bazen olabilir ki bir işten çıkabilirler herhangi bir sebeple. Ne yaptılar? Şu anda işsizler. Ama bir hafta sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra işte girişimlerde bulundular, gittiler, görüştüler falan. Ne yapıyorlar? İş arıyorlar. Sonra işe yerleştirildiler. Artık işsiz değiller. İşte işten ayrılıp işe giriş süreci içerisindeki bu bir hafta, 10 gün neyse. Geçici bir süre. Süre adından da anlaşıldığı gibi oluşan işsizliğe geçici işsizlik ya da friksiyonel işsizlik diyoruz arkadaşlar. Genel olarak işsizliği hocam bu şekilde anlatabiliriz. Gayet de güzel, gayet de güzel başlıklarımızla aslında çok açıklayıcı oldu. Artık fiyat istikrarı ve enflasyonla ilgili, özellikle enflasyonla ilgili. Evet, o da önemli makroekonomik sorunlardan birisi. Tabii bir ekonomide fiyat istikrarının olması, yani insanlar yarın o malın ya da hizmetin fiyatının ne olduğunu bilmesi önemli. Tabii yarın yeterli değil. İnsanların önünü görebilmesi gerekir. O yüzden de bir makroekonomik, bir ekonominin, öyle diyelim öncelikle, bir ekonominin önemli amaçlarından birisi de fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Yani insanların piyasaya, ekonomiye, ekonomideki yönetenlere güven duymasını gösterir bu. Merkez Bankası bu konuda etkindir. Merkez Bankası'nın önemli görevlerinden birisidir fiyat istikrarının sağlanması, ki zaman zaman bunları görüyoruz ekonomimizde de. Ne demek istikrarlı fiyat? Artmayan ya da azalmayan, belli bir seviyede ilerleyen. Burada fiyat istikrarsızlığı dediğimiz zaman iki durum karşımıza çıkıyor. Deflasyon ve enflasyon. Enflasyon fiyatlar genel düzeyindeki artışı ifade eder. Ha, bu şu demek değil. Bir ürünün fiyatı arttı, bu enflasyondur. Değil. Bir ürünün fiyatının artması enflasyon değildir. Ama ekonomide genel olarak fiyatlarda bir artış varsa, o zaman diyoruz ki bu enflasyondur. Deflasyon da bunun tersi. Yani fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş varsa, buna da deflasyon diyoruz. Bir ürünün fiyatının düşmesi aynı enflasyonda olduğu gibi deflasyon demek değil. Yani genel olarak ekonomideki fiyatların aşağı gelmesi lazım. Ona deflasyon diyoruz. Peki fiyat istikrarsızlığı, özellikle de enflasyon, İkisi de sorun. Enflasyon da deflasyon da sorun. Ama genelde deflasyon pek yaşanmaz. Genelde enflasyon yaşanır. Bunu sık sık yaşıyoruz. Gerçi geçmişe baktığımızda işte 80'li 90'lı yıllara baktığımızda o çok yüksek enflasyon, o sizin yaşlarınız müsait olmayabilir onlara. Yani 40, 50, 60, 80, %60, %70, %80, hatta %100'ün üzerinde enflasyonun olduğu, yıllık enflasyonun olduğu dönemler oldu. Ama bu geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde bu kadar yüksek enflasyon yaşamadık. Yani tek rakamlara da indik. Bu aralar olabiliyor, evet, çıkabiliyor, inebiliyor ama belli bir seviye tutturulmuş şeklinde söyleyebiliriz. Ha, karar vericiler açısından fiyat istikrarsızlığının olması önemli. Geleceklerini göremezler. Ben paramı ne yapayım? Tasarrufumu ne yapayım? Hangi alanda değerlendireyim? İşte borsaya mı gireyim? Faiz mevduata mı yatırayım? Veyahut onları çok çoğaltılabilir örnekleri. Ha, yatırımcı kararsız olur. Reel yatırımcı da kararsız olabilir. Bu yatırımı yapayım mı? Bu fabrikayı kurayım mı? Şu makinayı alayım mı? Yani yarını göremiyorsa bu kötü bir şeydir. Tasarruf eden de, yatırım eden, yatırım yapan da, hatta devlet de bir yerde yanlış kararlar verebilecektir. O yüzden karar vericiler açısından önemlidir. İnsanlar borç verirken, alırken, yatırım yaparken hep enflasyonu düşünerek hareket ederler.
şu kadar enflasyon olursa ben borç verirsem işte şu kadar faiz geliri elde etmeliyim ki hani gerçek anlamda bir faiz geliri elde etmiş olayım. Reel faizden bahsediyoruz, onu anlatacağız. Dolayısıyla karar vericiler sıkıntılar yaşayacaktır. Rekabet düşecektir. Uluslararası anlamda ülkeye olan güven azalacaktır. İhracat yapan, ithalat yapan geleceğini göremediği için sıkıntılar yaşayabilecektir. Hele ki bu istikrarsızlığın düzeyi daha da açıksa başka ekonomi, tabii enflasyon başlı başına tek sorun değildir. Başka sorunları da ortaya çıkarabilecektir. Evet. Evet. Yani enflasyon ve fiyat istikrarıyla ilgili de bunu söyleyebiliriz. O zaman makroekonominin aslında çok üzerinde durduğu bir konu, dış ekonomik ilişkiler. Evet. Bu konuyla ilgili nelerden şimdi, bahsedebiliriz? Hatırlarsanız dersimizin başında üç seviyeden bahsettik. Devletin olmadığı, dışa kapalı. Devletin oldu. En sonra da ne dedik? Dışa açık ekonomi dedik. Devletin oldu, dışa açık. Dışa açık bir ekonomi dediğimiz zaman uluslararası anlamda ekonomik ilişkilerde bulunan ülkedir. Yani ihracat yapan, ithalat yapan, sermaye transferi yapan, sermaye kabul eden, turizm gelirleri, giderleri olan dışa açık bir ekonomiden bahsediyoruz. Ki Türkiye dışa açık bir ekonomidir. Özellikle 1980'den sonra ihracata dayalı dışa açık bir kalkınma stratejisi belirlemiştir ve her geçen gün bu açıklık düzeyi de artmıştır. Bir ülkenin gayri safi milli hasılasındaki o işte ihracatın dış gelirlerin ve giderlerin payı ne kadar büyükse o ülke o kadar dışa açık bir ekonomidir deriz. Dolayısıyla ülkenin dışa açık, dış alemin olduğu durumu düşünürsek gelirleri olacaktır, giderleri olacaktır. Dolayısıyla burada gelirleri, ödemeler bilançosu dediğimiz bir kavram vardır. Ödemeler bilançosu o ülkenin ekonomik ilişkilerini ortaya koyan bir belgedir. Bir belgedir. Orada gelirler, giderler, uluslararası anlamda. Gelirler, giderlerde mi? Ne kadar ihracat yapmışız, ne kadar ithalat yapmışız? Yani ne kadar ülkeye ihracat dolayısıyla döviz girmiş, ithalat dolayısıyla ne kadar döviz çıkmış? İşte ülkemize ne kadar yatırım yapılmış yurt dışından? İşte şu firma, bu firma geldi, X firması buraya yatırım yaptı. Ha, ne kadar sermaye girmiş doğrudan? Buna doğrudan yatırım diyoruz. Veyahut portföy yatırımı şeklinde de gelip burada hisse senedi almış olabilir, finans sağlamış olabilir, faizlerden faydalanmak isteyebilir ki bunlar yaşadığımız şeyler. O nedir? Ülkeye döviz girişidir. Ülkeye döviz girişi olduğu zaman ödemeler bilançosuna pozitif olarak yansır. Ha, döviz girişi oldu. Döviz çıkışı da olabilir ithalat dolayısıyla. İşte turistik, bizim ülkemizdeki vatandaşlar yurt dışına turistik amaçlı gittiğinde de dışarıya bir döviz çıkartıyor. Bakın döviz çıkışı olduğunda da ödemeler bilançosuna negatif yansıyacaktır. Kalemleri vardır. Cari işlemler hesabı. İhracat, mal ve hizmet ihracatı ve ithalatını içerir. Sermaye hesabı vardır. Yani ülkeye gelen kısa ve uzun vadeli sermayeyi ifade eder. Finans hesabı vardır. İşte o açık olursa cari açık ne demektir? İthalatın ihracattan fazla olması demektir. O açık nasıl kapatılacak? İşte finans hesabıyla. Finans hesabının içerisinde var. Şimdi artık sermaye finans hesabı aynı kalem altında görülüyor. Nedir? Bu açıkların nasıl finanse edileceğini gösterir. Ki bilanço nedir? Bilanço bir dengeyi ifade eder. Sonuçta gider ve gelir dengesinin olması lazım. Dolayısıyla bir gider varsa onda karşılığının ödenmesi gerekir. Yükümlülüğün ödenmesi gerekir. Dolayısıyla bunları görüyoruz arkadaşlar. Hata noksan hesabı vardır. Olabilir. Kayıtlarda yaşanan sıkıntılar olabilir. Eksikler olabilir. Onların giderilmesi de hata noksan hesabıyla. Çünkü sonuçta gelir giderin birbirine eşit. Bir bilançodan söz ediyoruz. Gelir giderin birbirine eşit olması lazım. Ve resmi rezervler hesabı vardır. Burada da devletin hazinesindeki döviz, altın gibi değerlerin miktarını ifade eder. Ne işe yarar? İşte dış alemle olan ilişkiler dolayısıyla eğer bir açık yaşanmışsa oradan karşılanır. Ama dış alemde bir fazlalık varsa bu hazine ya da rezervler dediğimiz rezerv büyümüş olacak. Bu da ileriki alımları aynı bir ev ekonomisini düşünürsek o sizin hesabı yani sizin servetiniz bir yerde oradan finanse edersiniz şeklinde anlatabiliriz. Arkadaşlar şu ana kadar aklınızda kalan herhangi bir soru var mı?
Benim vergiyle alakalı olacak. Hani ülkemizin tüketiciden kesmiş olduğu vergiyle alakalı. Hı-hı. Hani eğer bir tüketici topluma kazandırmak istiyorsak, yani üretime katkı sağlamasını istiyorsak, hı-hı, hani daha çok vergiyle alakalı olacak. Ülkemiz vergileri azaltarak imkanlarını nasıl arttırabilir diye sormak istiyorum hocam. Şimdi tabii ülkelerin bir politikaları vardır, makroekonomik politikaları. Bunun içerisinde maliye ve para politikası dediğimiz, bir de arz yönlü politikalar dediğimiz politikalar vardır. Evet. Bunun içerisinde vergi, maliye politikası ve arz yönlü politikaların önemli unsurlarından birisidir. Şimdi bir ülkede vergiyi düşündüğüm zaman, iktisada giriş 1'e yine atıf yapacağım. Evet. Vergilerin artması demek, hani insanlar vergini gelirlerinden verir. Firmalar vergiler gelirlerinden verirler, karlarından verirler. Dolayısıyla vergiler artarsa insanlar daha az tüketecek demektir. Vergiler artarsa firmalar vergilere daha çok pay ayırdıkları için finansmanda sıkıntı yaşayacaklar demektir. Diyelim ki 100 liralık bir gelir varsa bir firmanın, vergi oranı %10 iken 10 lirasını devlete verecektir, 90 liralık girdi satın alabilir. Dolayısıyla üretimi o kadar ona dayalı yapabilir. Ama vergiler %20'ye çıkarsa bu durumda 20 lirasını devlete verebileceği için 80 liralık bir girdi temine gider. Bu da üretim kısılmasına sebep olur. Dolayısıyla vergileri azaltarak üretimi artırmayı devlet zaman zaman kullanmakta, ki günümüzde de görüyoruz. Hı. Devlet diyor ki şu kesimden vergiyi kıstım veyahut kaldırdım. Bu ne demektir? Ben onlara finansman yaratıyorum demektir. Onlar rahat rahat yatırımlarını yapsın ve üretimi artırsınlar. Çünkü üretimin artması işsizliğin azalması demek. İnsanların gelir elde etmesi demek. Ülkenin büyümesi demek. Yani bu ilerleyen süreçte bu gelirler devlete tekrar vergi olarak geri dönebilecektir. O yüzden bu çok kapsamlı bir şey aslında. Vergi ilişkisini bu şekilde basitçe ortaya koyabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Peki ben enflasyon konusunda bir şey sorabilir miyim? Enflasyon oranını nasıl belirliyoruz? Enflasyon oranı enflasyon neydi? Bir ülkede fiyatlar genel düzeyindeki artış demektir. Ve ekonomide genelde söylediğim gibi genel bir artış varsa o zaman enflasyon olur. Peki bunu nasıl belirleriz? Enflasyonun belirlenmesinin yolu bir, indekslerle belirleyebiliriz. İndekslerle belirleyebiliriz. Yani fiyat endeksi aslında deflatörden de var. O da bir indekstir. Ama şöyle ikiye ayırarak söyleyeyim. Bir sepete dayalı olarak belirleyebiliriz. Bunu işte TÜFE, tüketici fiyat indeksi. Ne vardır içinde? Tüketici malları vardır. Onların olduğu bir sepettir. İçerisinde 500-600 civarı mal vardır. Onların fiyatları ağırlıklandırılarak bir indeks değeri belirlenir. Üretici fiyat indeksi ise nedir? Üretici, üretim malları, yani bir yerde girdiler diyebiliriz. Onların fiyatlarını içerir. Bir sepet vardır. O sepetin içerisindeki malların fiyatlarındaki değişmeler sepet baz alınarak ağırlıklandırılır ve indeks değeri belirlenir. Bir de deflatör vardır. GSYH deflatörü. Bu da tüm malları içerir. Yani ülkedeki tüm mallar. O zaman tüm malları nasıl bulacağız? Gayri safi yurt içi hasılaya bakacağız. Nominal gayri safi yurt içi hasılayı reel gayri safi yurt içi hasılaya bölersek çarpı 100 deflatörü bulmuş oluruz. Burada arkadaşlar formüllerimiz şurada. Enflasyon oranını bakın şu şekilde biliyoruz. TÜFE'leri, işte tüketici fiyat indeksini baz alıyoruz örneğin. 2 yıl arası, diyelim ki 2018 yılının tüketici fiyat indeksini hesaplayacağız. 2018'in yılındaki TÜFE, 2017 yılındaki TÜFE bölü 2017 yılındaki TÜFE. Yüzde de çarptığımızda diyelim ki örneğin 8,5 çıktı. Bu 108, bu ne demektir? Enflasyon %8,5 artmıştır. Bunu yüzde de çarptığımızda tabii 85 gibi bir rakam çıkıyor. Yüksek bir rakam mıdır hocam peki? 85 efendim? Yüksek bir rakam mıdır 8,5 peki? Tabii ki yüksek bir rakam. Ama daha yüksek oranları yaşadığımız bir geçmişte düşündüğümüzde bu hani kabul edilebilir düzeyde. İşte genellikle uluslararası anlamda kabul edilir fiyat artışı %1 ile %2 civarı. Enflasyon normal, sağlıklı bir ekonomi için olabilecek bir enflasyon olarak söylenebilir. Evet,
Başka bir konuya geçelim hocam artık o zaman. Buyurun. Makroekonomik değişkenler arasındaki etkileşimler konusuna artık yavaştan geçebilirsek. Evet. Şimdi makroekonomik birimler arasında etkileşime baktığımız zaman tabii ki ne demiştik dersimizin başında da her makroekonomik değişkenin birbiriyle ilişkisi vardır. Dolayısıyla büyüme ve işsizlikten öncelikle bahsedelim. Büyüme, onu söyledik aslında, büyüme olursa üretim artıyor demektir, işsizlik azalacak demektir. Arasında olumlu anlamda düşündüğümüzde, işsizliğin azalması anlamda düşündüğümüzde doğru yönlü ilişki var. Ama oransal olarak baktığımızda işte ne diyelim, büyüme arttığında işsizlik azalır diyoruz. İşsizlik azalır şeklinde söyleyebiliyoruz. Burada Arthur Oak'un, Amerikalı iktisatçı Arthur Oak'un 1947-60 döneminde yaptığı çalışmada bunu tespit etmeye çalışmış ve demiş ki fiili hasıla, potansiyel hasıladan %1 büyük olduğunda doğal işsizlik oranı %3 azalır. %0.3 azalır şeklinde bir ilişki kurmuş ki bu zaten dersimizin başında da söyledik. Bir ekonomi büyüyorsa üretimi artıyor. Dolayısıyla işsizlik azalıyor şeklinde yorumlayabiliriz. Enflasyon işsizlik arasındaki ilişkiye bakarsak aslında benzer bir ilişki burada da var. Yani enflasyon olduğu dönemlerde işsizlikte bir azalma olduğu gözlenmiş. Yani o ülke enflasyon olduğu dönemde insanlar enflasyon neydi aslında? Bir yerde arzın talebi karşılayamaması demek. Yani tüketici davranışı, üretici davranışından bahsediyoruz. Arz talebi karşılayamıyorsa, yani üretimde sorun varsa, kıtlık varsa fiyatlar yükselecektir. Bu da enflasyonun kaynağıdır aslında. Burada da baktığımızda eğer bir miktar enflasyon varsa yapılan çalışmalar işsizliğin azaldığı gözlenmiş. Yani enflasyonla da işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki var. Eğer ben enflasyonu azaltacağım diye bir politika izlerseniz ki ben diğer değişkenler sabitken varsayımıyla hareket ediyorum. O durumda ne olacaktır? Baskılamanız lazım. Enflasyonu düşüreceğim. Ekonomi durgunluğa doğru gider. Üretim azalır, işsizlik artar şeklinde söyleyebiliriz. Bu konuda Phillips eğrisi, bakın bunu görebiliyoruz. Kısa dönem Phillips eğrisi. Bakın enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü. Bakın negatif eğimli bir eğri. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde işsizlik bakın düşmüş. Enflasyon yüksek. Ama enflasyonun düştüğü dönemlerde ise işsizliğin arttığını görüyoruz. Enflasyon düştüğünde de işsizlik artmış. Bunu kısa dönem Phillips eğrisi diyoruz. Şurada da uzun dönem Phillips eğrisini görüyoruz ki uzun dönemde bunun olmadığı, hatta düşü eksene dik bir doğru şeklinde de çizildiğini görüyoruz arkadaşlar. Enflasyonla büyüme arasında ise şöyle bir ilişki söz konusu. Aslında biraz önce bahsettik. Enflasyon olduğu dönemde üretimde bir artış vardır. Tabii burada bir zaman uyumsuzluğundan söz edeceğiz. Çünkü enflasyon, fiyatlar niye arttı? İşte arz talebi karşılayamadı diye. Ama o dönemde fiyat artışları üretici biraz daha işte maliyetler arkadan takip ettiği için, maliyetler biraz geriden geldi. Çünkü ücretler belli bir dönem için sabittir. Diğer girdilen fiyatları sözleşmelere bağlanmışsa sabittir. Ama enflasyondaki artış bir yerde kısa dönemde firmaların karlarını artıracaktır. Bu da firmaları daha çok üretme yönünde güdüleyecektir. Ha, ne oldu? Enflasyon üretimi artırdı, büyüme gerçekleşti. Bunu Keynesyen ve parasalcı iktisatçılar bu yönden ele almışlar. Enflasyon ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler. Ne yapar? Bireylerin bu dönemde servetleri azalırken enflasyon önce servete dönmek için tasarruflarını artırırlar. Tasarruflarda yatırımlara kaynak oluşturur ve yatırımlar gerçekleşir şeklinde söyleyebiliriz. Bir, bunu söylemişler. İkinci, yatırımlar finans sektöründen reel sektöre doğru bir kaymaya sebep olur. Bu da reel sektör demek üretim demek, fabrika demek, üretim demek. O yüzden üretimin artacağını, büyümenin sağlanacağını söylemişler. Enflasyon dönemlerinde insanlar ellerinde daha çok para tutmak isterler. Bu da Merkez Bankası'nın bana uyum gösterdiğini düşünerek para basar. Merkez Bankası insanlara ihtiyacı olduğu parayı sunmak için. Bu da enflasyon vergisi dediğimiz
senyoraj gelirinin devlete akmasına sebep olur. Senyoraj, devlet 100 liralık banknot bastı işte, piyasaya verdi. 100 lira bastı. Bunun bir maliyeti vardır değil mi? İşte 5 lira, 10 lira. 5 lira maliyetinin olduğunu düşünelim. Aslında devlet 95 liralık piyasaya gelir vermiştir. Peki bunun kaynağı ne? İşte bir yerde devlet bunu gelir yaratak aslında bir vergi almıştır. İnsanlardan vergi almıştır. Bu daha kapsamlı incelenmesi lazım. Ben basitçe söyledim. Bunun olması yine ekonominin büyüyeceğini gösterir şeklinde söylemişlerdir. Bir de tersini savunanlar var. Herhalde süremiz doldu. Süremiz. Bundan da bahsedeyim ve az kaldı ama lütfen programımızı bitirelim. Olumsuz yönde etkiler diyenler var ki bu aslında bir yerde çoğu kesim tarafından da kabul edilen bir şey. İki yönde de tabii ki iki yönde de düşünülebilir. Gelip başta da söylediğimiz gibi gelecekle ilgili olumsuz görüş söz konusu olabilir. Yatırımlar, yatırımcı, tüketici, tasarruf eden, devlet, dış alem böyle bir durumda sıkıntı olabilir. Rekabet azalır, ülkenin rekabet gücü düşer, firmaların rekabet gücü düşer şeklinde söyleyebiliriz. Bu olumsuz bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Belirsizlik yatırımları büyümeyi olumsuz yönde etkileyecektir. İnsanlar paralarıyla ilgili yapacakları konusunda kararsız olabilecek, ellerinde para tutabilecek, yastık altı dediğimiz olaylar gerçekleşebilecek. İnsanlar milli paradan kaçıp dolar, euro veya döviz diyelim onlara genel olarak, döviz altın gibi paralarını tutmaya çalışacaklar ve TL'den bir kaçış meydana gelebilecektir şeklinde tamamlayabiliriz. Tabii çok şey söylemek istiyoruz ama maalesef süremiz, programımızın süresi biraz kısa hocam bu tip şeyler için. Size çok teşekkür ediyoruz. Yani bunlar tabii biz burada kısa sürede bir şeylerden bahsetmeye çalıştık. Hareket noktamız, ders kitabımız, bir sürü de e-kampüs ortamında malzemelerimiz var. Arkadaşlarımız onlardan da üst düzeyde yararlanırlar inşallah. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler sorularınız ve yorumlarınız için. Biz yavaştan artık programımızı kapatalım. Evet sevgili seyirciler, programımız süresince makro iktisadın temellerinin neler olduğunu açıklamaya çalıştık size. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Farklı ders ve konu başlıklarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.